Merhaba, 6. güne hoş geldin. Serinin son günündeyiz. Bugün bütün beden esneme yapacağız. Aşağı bakan köpek pozuna doğru gel. Kalçayı yukarı doğru it. Aşağı bakan köpekte bir topuk aşağı, bir topuk yukarı. Şöyle olduğun yerde ayak parmak köklerini yerde tutarak yürümeye başla. Birkaç tane daha. Kendi nefes hızında hareket nasıl gidiyorsa ona göre biraz daha hızlı olabilir, biraz daha yavaş olabilir. Ayakları şimdi bir araya getir, ayak baş parmak köklerin birbirine değsin. Dizleri büküp ayak tabanlarını yere itmeye devam et. Göğüs kafesini dizlere yaklaştır. Bacakları gerdir. Ayak tabanları mümkünse yerde, yere değmiyorsa topuklar havada kalmaya devam edebilir ama itmeye çalış yere doğru. Göğüs kafesini dizlere yaklaştır. Bacakları tekrar gerdir. Bir kez daha göğüs kafesini dizlere yaklaştır. Şimdi ayak parmak köklerini yüksel, topukların iyice havada ve ayaklarının parmaklarını sağa doğru çevir, dizleri de sağa doğru çevir. Kalçanı sol tarafa doğru ağırlaştır. Sağ kalçanı geriye doğru çek. Burada kalabilirsin. İstersen sağ el parmak uçlarına doğru gelip biraz daha ileriye yürüterek gövdenin sağını biraz daha uzatabilirsin. Sağ eli yere koy. Ayakları ortaya doğru getir. Dizleri büküp göğüs kafesine yaklaştır. Ayak parmak köklerine yüksel. Ayak parmaklarını çevir. Matın soluna. Kalçanı yere ağırlaştır. Sol el parmaklarını yükselip biraz daha ileriye doğru yürütebilirsin elini. İstiyorsan orada kalabilirsin. Yavaşça ortaya doğru gel. Kalçayı yukarıya doğru it. Sırtını yuvarlayıp ayak uzuna doğru gel. Dizleri yere koy. Eller göğüs kafesinin iki yanında kalacak şekilde çene göğüs kafesi yere açtan kalsın. Şimdi ilk önce kuyruğu içeriye sakla. Sırtı yuvarlayıp kobra'ya doğru kalk. Sphinx pozuna doğru gel. Ön kolları matın üzerine yerleştir. Göğüs kafesini karşıya doğru aç. Omuzları geriye al. Sağ dizini sağ yana doğru aç. Sol dizi büküp sol ayak tabanına tavanı göster. Şimdi sol ayağı point yaparak başına doğru yaklaştır. İstersen elleri yere bastırıp başı yukarıya kaldır, ayağına doğru uzat. Dirsekleri büküp yere getir. Sol bacağı uzat. Sol eli sağ koltuk altından geçirip sağ dizini yakala, sağ kolu yukarıya uzat ve sağ kolunu şimdi geriye doğru uzat. Sağ kolu tekrar tavana doğru uzat, sağ elini matında yere getir, sol kolu çıkar. Dirsekleri ele getir. Sphinx pozu. Bu sefer Sphinx pozunda sol topuğu kendine yaklaştır. Sol elini yakalarken biraz sağ eli çevirip öne doğru getir. Sol elini sol ayağı yakala. Sağ eli eski haline getir. Sol topuğu iyice kalçana yaklaştır. Bu
Burada kalabilirsin. İstersen göğsü karşıya doğru çevirip sağ dirseği tekrar yerden kaldırmaya deneyebilirsin. Tekrar sağ dirseği yere getir. Sol ayağı bırak. Sol ön kolu yere getir. Sağ bacağı içeriye doğru topla. Sphinx pozu. Sol dizi sola doğru aç. Sol ayak tabanı sanki bir basamağa basıyormuş gibi. Sol dizin sol kalçanla aynı hizada. Sağ dizi büküp sağ ayak tabanına tavanı göster. İyice ayağa yaklaştır kalçanı. Gövde yukarıya kaldır. Ayağı point yaparak başına yaklaştır. Dirsekleri de kaldırmak istiyorsan kaldır. Başı geriye doğru gönder. Yavaşça dirsekleri tekrar yere getir. Sağ bacağı geriye doğru uzat. Sağ elini daldırıp sol dizini yakala. Sol kolu yukarıya doğru uzat. Geriye hatta. Sol el yüzünün önünde yere getir. Sağ kolu çıkar. Sphinx pozu. Sağ dizi büküp sağ ayak tabanını tavanı göster. Sağ eline sağ ayağı yakala. Göğsü hala karşıya doğru çevirip burada kalmaya devam et. Burada kalabilirsin. Sol eli bastırıp sol dirseği yerden kaldırmaya deneyebilirsin. Sol dirseği yere getir. Sağ eli yere getir. Sphinx pozu. Bacağı toparla içeriye doğru. Omuzları geriye al. Şimdi sol kolu ileriye uzat. Tokalaşacakmış gibi. Sağ elini geriye doğru uzat. Sağ ucunu yerde. Nefes aldığında sol kolu ve sağ bacağı yukarıya kaldırabildiğin kadar kaldır. Nefes verdiğinde alnın yere değsin. Kol ve bacak yere. Nefes aldığında yüksel, nefes verdiğinde yere. Aldığın nefesle yüksel, verdiğin nefesle yere. Al ve yüksel, ver ve yere. Sonucu al ve yüksel ve burada kal. Şimdi bacağı iyice geriye uzat, kolu ileriye doğru uzat. Sağ dizi büküp sağ eline sağ ayağı yakala. Sol kolu ileri uzatmaya devam et. Şimdi sol eline de aynı ayağı yakala ve geriye doğru çekmeli. Şimdi rahatsan sol bacak havada bu arada. Sol bacağı da büküp sol ayak bileğini sağ ayak bileğinin önünden çık geçirip geriye doğru tekme. Ya da bacak dışarıda uzun kalmaya devam edebilir. Yavaşça çözül. Sphinx pozu. Sağ kolu ileriye uzat, tokalaşacakmış gibi. Sol kolu geriye doğru uzat. Sol bacak ve sağ kol yukarıya kalkacak nefes aldığında. Sağ bacak yerde, nefes verirken yaklaş yere. Al. Ve ver. Al. Ve ver. Al. Ve ver. Al. Ver. Sonuncu da kal. Sol dizi büküp
Sol elini sol ayağı yakala. Sol bacak geriye gitmek istiyormuş gibi uzaklaşsın senden. Sağ bacağı da yerden kaldır. Şimdi sağ eline de aynı ayağı yakala. Geriye doğru tekmele. Burada kalabilirsin. Ya da sağ dizde büküp sağ ayağı kolların arasından geçirebilirsin. Çöz elleri. Elleri göz kafesinin kenarında yere koy. Aşağı bakan köpek pozuna doğru yavaş yavaş yerleş. Dizleri yere getir. Bacakları açarak Upavishtakonasana pozuna doğru yerleş. Gövdeni sol bacağa doğru çevir. İki eline birden sol bacağın iki yanına doğru uzan. Yani şimdi sol elin sol bacağın dışında, sağ elin içinde. Gelebiliyorsa dirsekler yere gelsin. Yavaşça gövdeyi yukarıya kaldır. Sol elinle sol ayağın içinden yakalayabiliyorsan dış rotasyon yaparak ya da burada kalabilir elin yerde. Yakaladıktan sonra sağ kolu yukarıya doğru uzat. Sağ kolunu kulağın yanına uzat. Sağ kalçanı yere doğru it. Göz kafesini tavana doğru çevir. Yavaşça gövdeyi yukarıya kaldır ve bacakların ortasına doğru ilk önce parmak uçlarıyla yürü, şöyle göğüs kafesini ileriye doğru aç. Elleri geriye yürüt ve iki elini sağ bacağın iki yanında yerleştir. Dirsekler yere girebiliyorsa gelsin. Sağ elini şimdi sağ ayağın içinde yerleştirip sol kolu yukarıya uzat. Kulağın yanından uzat. Gövdeyi yavaşça yukarıya kaldır. Ellerle ileriye yürü. Şimdi ilk önce dene. Dirsekler yere gelebiliyor mu buradayken? Ayak parmaklarının tamını gösteriyor. Eğer burada sırtın çok yuvarlaksa kalçanın altına bir yükseltip bir yastık alabilirsin. Matı kıvırabilirsin. Şimdi daha iyi hissediyorsan, yani burada gidebilecek gibi hissediyorsan kolları iyice ileriye yürüt. Ve alnın gelebiliyorsa yere gelsin ya da bir önceki formda kal. Elleri geriye yürütüp gövdeyi yukarıya kaldır. Ve rahat bir bağdaş kur. Sol ayak bileği yerde kalmaya devam etsin. Sağ ayak bileğini solun önünde yere yerleştir. Sağ dizini de dirseğini de dizin önüne yerleştir. Buradan gelebiliyorsa
Bir düğün bulmayı deneyeceksin. Ya da burada kalabilirim. Ortaya doğru gel. Şimdi sağ kaval kemiğini elleri alttan geçirerek tutabilirim. Şurada sırtımı dik tutup böyle biraz kalçayı sağa sola doğru sallayarak sanki bir bebek sallıyormuş gibi kaval kemiğini salla. En son ellerle iyice sarılıp gövdeyi dik hale getir. Sol ayak tabanın sol dirseğin içine içsin. Sırtın dik. Yavaşça ayağı çözüp dizin dışında yere koy. Ve sol dirseği bu sefer sol dizin dışında, sağ dizin dışında yerleştir. Sağ elini kalçanın arkasına koy. Göğüs kafesini çevir, sağ omuzdan geriye doğru bak. Ortaya doğru gel. Dizler üst üste, ayaklar senden ne kadar uzaklaşırsa pozun etkisi biraz daha yoğun olabilir. Ya da kalçana yakın kalacak. Buradayım. Sol kol yukarıdan, sağ ile arkadan yakalayıp gövdeni dizlerin üzerine doğru bırak. Gövdeyi yukarıya kaldır. Elleri çöz, bacakları çöz. Sağ kaval kemiği yerde, sol ayak bileği sağ ayak bileğin önünde. Sol dirsek sol dizin içinde, sağ el kalçanın arkasında istiyorsan buradan bir düğüm bulup sağ omuzundan geriye doğru bakacaksın. Düğümü çöz ve kaval kemiğini yakalayıp kolları alttan geçir, sırtını dik, kalçayı şöyle sağa sola doğru sallayarak rahatlat. Kol ayak tabanın dışından ve dirseğin dışından geçirerek sarıl, sırtını dikleştir. Yavaşça çözüp ayağı dizin dışında yere getir. Sağ dirseği sağ dizin dışında yere getir. Sol elini kalçanın arkasına yere getir. Sol omzundan geriye doğru bak. Ortaya doğru gel. Dizleri üst üste getir. Sağ kolu yukarıdan uzat. Sol elini arkada buluştur. Ve bacakların üzerine doğru katlan. Ya
yanıyor diye yukarıya kaldır. Çöz elleri. Bacakları çöz. Ayak tabanlarını birleştir. Kolları bacakların altından geçirip geriye doğru uzat. Kendine sarılmak için ve gövdeni öne doğru bırak. Kolları çözüp yukarıya doğru kaldır. Ellerini ayak bileklerini yakala ve topuklu iyice kendine yaklaştır. Aldığın nefesle göğüs kafesini ileriye doğru aç. Kalçayı geriye doğru çıkar. İnek sırtı. Verdiğin nefesle sırtı kabartıp göbek deliğine doğru bak. Aldığın nefesle açıl. Verdiğin nefesle sırtı kabart. Al. Ve ver. Al. Ve ver. Son bir kez daha al ve açıl. Sol bacağı ileri uzat. Janus Shavasana B formunda. Sağ eline, sağ ayak bileğini yakalayıp sağ dizi geriye doğru aç. Sağ ayak kalçana yakın kalmaya devam etsin. Şimdi sol. Sağ eline bastırıp dene sol eline sağ ayak bileğini alttan yakalamayı. Burası fazla geliyorsa yapmak zorunda değilsin. Sağ kolu yukarıya doğru uzat. Ve sağ elini sol ayağı yakalayıp göğüs kafesini tavana doğru aç. Sağ eline bacağın temasını bırakıp yukarıya doğru kaldır kendini. Sağ elini yere bastırıp sol eli çıkar. Ayağı tutup öne doğru getir. Ve sol yanını uzat. Sol ayak tabanı yere getir. Sol elini sol ayak bileğini yakala ve yana doğru aç. Sağ bacak uzun. Sol elini kalçanın önünde yere basıp kalçayı yerden kaldır. Sağ elini sol ayak bileğini yakala. Sol kolu kulağın yanına uzatıp göğüs kafesini tavana doğru aç. Sol kolu çözüp gövdeyi yukarıya kaldır. Sol elini bastırıp sağ elini çıkar. Sol elini sol ayak bileğini tutup öne doğru getir. Ayak tabanlarını kalçanın önüne yere koy. Bacakların altından sarıl. Ayakları iyice kendine yaklaştır. Ve bacakları yukarıya gerdirebildiğin kadar gerdir. Dizleri bükerek ayakları yere yerleştir. Dizlerin dışından sarıl. Ayakları point yaparak yerden kaldır. Alnını dizlerine yasla. Başı kaldır, ayakları yere yerleştir. Derin nefes al. Boşalt nefesi. Şimdi pasif bir paşimottanasana ile bitireceğiz dersi. Şimdi iyice yüksek kalabilir. Burada kaldıkça pozda biraz daha ayaklar ileriye doğru gidecek ama gövdeni hep bacaklarına yaslayacak şekilde kal. Başının ağırlığını bacakların arasından bırak. Ve sadece beden izin verdikçe istersen topukları biraz daha ileriye doğru yürüteceksin.
Gövdeni bir kukla gibi öne doğru sarkıtarak bırak yumuşasın. Zorlamadan, beden izin verdiği kadar. Başın en son kalkacak şekilde yavaş yavaş yukarıya doğru yükselmeye başla. Ve sanki göğüs kafesine bir yumruk yemişsin gibi kolları ileri uzatarak yine en yavaş haline sırt üstü uzanmaya başla. Omurları teker teker yerleştirip ayakları mat genişliğinde aç. Sağa sola doğru salla. Burnundan derin bir nefes al. Ağzından boşalt. Bütün bedenin ağırlığını yere bırak. Ve gevşet yüzünü, dudaklarını, göz çevresini. Tüm bedenini gevşet. Namaste. 6. dersi tamamladın. Serinin 7. gün dinlenme günü. Bir sonraki gün ilk derste tekrar buluşalım. Hoşça kal.